iki görkemli şeytan ve onlar kadar olağanüstü bir dişi iblis, cehennemin uyuyan insanı güçsüz anında bastırıp onunla gizlice haberleşmek için kullandığı gizemli merdivenden çıktılar dün gece. Ve bir sedir üstündeymiş gibi ayakta karşımda utkuyla belirdiler. Gecenin donuk derinliğinden kopup gelmiş bu üç varlıktan kükürtlü bir parıltı yayılıyordu. Öylesine gururlu, öylesine egemen bir halleri vardı ki önce üçünü de gerçek tanrılar sandım. Birinci şeytan erkek miydi, dişi miydi yüzünden anlaşılmıyordu. Hatları eski Bakuslerin hatları gibi yumuşaktı. Karanlık, kararsız ve hüzünlü güzel gözleri hala fırtınanın ağır gözyaşlarıyla yüklü menekşelere, aralık dudakları güzel kokular yayan sıcak buhardanlara benziyordu. Her göğüs geçirişinden kayan böcekler ışıl ışıl uçuşuyordu soluğun ateşinde. Lav rengi gömleğinin çevresine kuşak gibi harare parıldayan bir yılan sarılmıştı. Ve yılan başını kaldırıp bitkince çeviriyordu ona ateş gözlerini. Bu canlı kemere ard arda uğursuz iksirlerle dolu küçük şişeler, parlak bıçaklar ve ameliyat aygıtları asılmıştı. Sağ elinde başka bir şişesi vardı ve içindeki şey kırmızı bir ışıkta parlıyordu. Üstündeki etikette ise "İçin, bu benim kanım. Kalbi güçlendiren eşsiz bir ilaç." yazıyordu. Sol elinde belli ki zevklerini ve acılarını şarkılarla söylemesine ve kara ayinlerin yapıldığı gecelerde çılgınlığını salgın bir hastalık gibi yaymasına yarayan bir keman tutuyordu. Narin ayak bilekleri kırık altın bir zincirin halkalarını sürüklüyor ve zincirin acısıyla gözlerini yere indirmek zorunda kaldığı zaman ustaca işlenmiş değerli taşlar gibi parlak ve cilalı ayak tırnaklarını çalımla seyrediyordu. Çaresizce üzgün ve kurnaz bir esrikliğin dalga dalga aktığı gözlerle bakıp "İste yeter ki, iste. Tüm canlılara kral yapayım seni. Kile can veren bir yontucudan daha çok canlı maddenin efendisi ol. Sen ol. Sürekli yenilenen zevki tadar, kendinden çıkıp başka bir ruhta kendini unutursun. Tüm öteki ruhları senin ruhunda erinceye dek kendine çekersin." dedi. Şu yanıtı verdim. "Eksik olsun. İstemem. Kuşkusuz şu zavallı ruhumdan daha değerli olmadıklarına göre ne işime yarar o tapon varlıklar? Anımsamaktan utanç duydumsa da hiçbir şeyi unutmak istemem. Senin de eksik olsun yaşlı canavar. Gizemli bıçakların, şişelerin, ayaklarındaki zincirler nasıl bir dost olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Armağanlarını kendine sakla." İkinci şeytan da birinci şeytanın o acıklı olduğu kadar daha güleç hali, yakınlığı, narin ve kokulu güzelliği yoktu. Geniş gövdeli, gözsüz, abbap yüzlü bir adamdı. Koca göbeği kalçasına sarkıyordu. Derisi yaldızlıydı. Ve dövmeler gibi evrensel yıkımın sayısız biçimlerini simgeleyen bir yığın oynak küçük yaratıklarla doluydu. Bir çiviye isteyerek asılmış küçük cılız erkekler vardı. Biçimsiz, arık, titrek ellerinden çok yalvaran bakışlarına yardım dileyen eciz büşler vardı.
Bitkin memelerine yapışmış acayip çocuklar taşıyan yaşlı anneler vardı. Bir yan başkaları vardı yani. Şişko şeytan yumruğuyla kocaman karnına vuruyor ve göbeğinden çıkan uzun çunçun maddesel tıkırtılar sayısız insan sesinden yapılmış belli belirsiz bir initiyle son buluyordu. Şımarık dişlerini yüzsüzce göstererek bütün ülkelerde rastlanan bazı adamların tıka basa yedikten sonra yaptığı gibi aptal ve ağız dolusu bir gülüşle sırıtıp duruyordu. O da her şeye sahip olan, her şeyin değerinde, her şeyin yerini tutan şeyi veririm sana deyip koca göbeğini öyle bir dövdü ki karnından gözleri kadar iri gümbürtüler çıktı. İğrenerek dönüp şu yanıtı verdim. Kimsenin yıkımından kıvanç duymam ben. Bir duvar kağıdı gibi derindeki yıkımlardan yansıyan mutsuzlukların hazin zenginliği gerekmez bana. Dişi iblise gelince ilk görüşte onda garip bir çekicilik bulduğumu gizlemeyi saklarsam yalan söylemiş olurum. Bir karşılaştırma yapmam gerekirse bu çekicilik yaşlanmadıkları halde ay halinden kesilen ve güzellikleri hala ölenlerin gizemli büyüsünü taşıyan kadınların çekiciliğine benzer. İnsana yukarıdan bakan ama öte yandan da derme çatma bir hali vardı. Ve ölgün gözlerindeki bakışı büyülücü bir gücü yansıtıyordu. Beni en çok etkileyen şey de sesindeki en tatlı kontraltinin anısını ve biraz da alkolle sürekli yıkanmış hançerlerin kısık tonunu yeniden bulduğum gizemdi. Çekici ve aykırı sesiyle yalancı tanrıçaya gücümü bilmek ister misin diye sordu bana ve dinle dedi. Kurdelelerle bezenmiş, kamış bir flütle benzeyen kocaman bir borazanın ucuna ağzını soktu. Borazanın içinden adımı haykırdı ve adım böylece mekanda yüz binlerce gök gürültüsünün uğultusuyla yuvarlanıp en uzak uydudan yankılanarak tekrar bana döndü. Hayli etkilenmiştim. Vay canına. İşte bak bu değerli bir şey diye haykırdım. Ama beni baştan çıkaran erkek tavırlı kadını biraz daha dikkatlice inceleyince bir yerlerde tanıdığım acayip birileriyle kadeh tokuştururken görmüşüm gibi geldi bana. Ve bakırın boğuk sesi fahişe bir borazanın bilmem hangi anısını taşıdı kulaklarıma. Yüzümü buruşturup yanıtladım. Adını anmak istemediğim bilmem kimilerin kapatmasıyla evlenecek adam değilim ben. Kuşkusuz yiğitçe bir özveride bulunmuştum ve bundan gurur duymakta da hakkımdı. Ama ne yazık ki uyandım. Ve bütün gücüm de tükendi. Kendi kendime söylendim. Böyle kılık kırk yaracak ne vardı? Amma da küllenmiş ruhum. Ah, uyanırken yeniden gelseler keşke. Bu kadar titiz olmazdım. Ve yüksek sesle çağırdım onları. Bağışlamaları için yalvarıp yakardım. Gelin. Dilediğiniz kadar alçaltıp aşağılayın beni. Yeter ki lütfunuzu esirgemeyin dedim ama belli ki çok incitmişim onları.